Mağazalar yeni sezon ürünlerini çıkarmaya başladı yavaş yavaş. Kış sezonu ürünlerinde ise indirim var. Neredeyse %70'lere, 80'lere varan indirimler. Peki etiketler gerçekten bu kadar düştü mü? Bekliyor muydunuz indirimleri? Evet, bekliyorduk, evet. Ne alacaksınız? Şu an bir pantolon düşünüyoruz. Kaban. Hemen hemen herkes indirimleri takip ediyor. İhtiyaçlarını daha uygun fiyata almak istiyor ama... İndirilmiş gibi görünüp bindirildi bana göre. Mevsim değişiyor. Markalar da yavaş yavaş yeni sezonlarını çıkarmaya başlıyorlar. İşte şimdi tam indirim dönemi. Mağazaların hemen hemen hepsinde de böyle etiketler var. Peki ama bu etiketler gerçeği yansıtıyor mu? Zaten önceden şişirilmiş fiyatlar var. Normali aslında indiriyorlar diye düşünüyorum. Geçen yıl 120 liraya gördüğüm mont bu sene 500 liraya çıkmış. Yeniden 350 liraya indirim koymuşlar. İndirim diye gösteriyorlar. Halbuki geçen yılki fiyatıyla yani şimdiki fiyatın arasında neredeyse baksanız 3 kat fark var. 12 ay böyle %70 her ay var yani. Tüketiciler artık etiket oyununa kalmıyor. Fiyatı indiriyoruz deyip insanları bir nebze kandırıyor gibiler. Bence fiyatlarda çok bir farklılık yok. Mağaza vitrinlerini gezerken %70 indirim dikkatinizi çekti. Hemen içeriye baktınız, kabanı beğendiniz. Fiyatı da yazıyor vitrinde. 429 liradan 179 liraya düşmüş. Ancak siz bu kabanın 429 lira olduğunu düşünmüyorsunuz. Peki bu durumda ne yapabilirsiniz? Satıcıdan indirimden önceki fiyatın ispatlanmasını istesinler. 500 lira etiket yapıp ondan sonra %60 indirim bu 200 lira diyorsa 500 liradan sattığını kanıtlasın. Kanıtlamazsa o 200 lira üzerinden %60 indirim yapılması talebiyle tüketici hakem heyetine başvurabilir. Bilmiyordum ama çok iyi takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sorar mısınız? Sorabilirim. Başvuru için gerekli olansa sadece fiş ve dilekçe. Tüketiciler hakem heyetlerine başvurdukları takdirde alacakları kararlar mahkeme kararı gücündedir. Yani satıcı bunu ödemekle yükümlüdür.